Merhaba arkadaşlar. Bu videoda size İleri Excel Instagram hesabımız üzerinden en çok soru aldığımız konu olan yazdırma alanı ayarları ile ilgili bütün detayları anlatacağım. Yazdırma alanı aslında Excel'de iş hayatında en sık kullandığımız özelliklerden bir tanesi. Excel'de çalışmalarımızı yazdırmanın birden fazla yolu var. Öncelikli olarak dosya sekmesinin altındaki bakın yazdır seçeneği ile buna tıklayarak yazdırma alanı ayarlarını yapacağımız alanı kolayca açmış oluyoruz. Aynı şekilde CTRL ve P tuşlarına basarak da aynı yazdırma alanını kolayca açıyoruz. Bununla birlikte ilgili verilerimi yani yazdırmak istediğim verilerimi seçerek bakın sayfa düzeni sekmesinin altındaki yazdırma alanı alanından yazdırma alanı belirle diyerek yalnızca verilerimizin yazdırılmasını sağlamak için seçimi yapıp CTRL ve P tuşlarına basarak yazdırma alanı ayarlarını yapacağımız alanı açabiliyoruz. Tekrar geri geliyorum ve yazdırma alanını temizle diyorum. Yani bütün çalışma kitabını yazdırabilir hale getiriyorum. Bakın CTRL ve P tuşlarına basıyorum ve yazdırma alanı ayarlarımı açıyorum. Standart olarak bana verilerimin boyutunu sığdırdı ve gördüğünüz gibi bu şekilde sayfamı sol üst köşesinde olacak şekilde getirdi. Şimdi ben bunu nasıl değiştirebilirim? Yani buradaki bu yazdırma alanımı nasıl ayarlayabilirim? Bakın öncelikli olarak yazdırmak istediğim adedi buradan belirleyebiliyorum. Örneğin 100 sayfa yazdıracaksam kopya sayısını 100 olarak ayarlayabiliyorum. Ya da bu yandaki ok işaretlerinden artırıp kolayca azaltabiliyorum. Ben 100 sayfa yazdırmayacağım tabii. Bakın yazdır diyerek buradan kolayca sayfamı gerekli ayarlarımı yaptıktan sonra yazdırabilirim. Aynı şekilde bakın yazıcı kısmına tıkladığımda şu anda benim bilgisayarıma bir yazıcı bağlı olmadığı için buradan göremeyeceksiniz ama ben şu anda bir PDF'e yazdıracağım verilerimi. Yani PDF dosyasına çevirmiş olacağım. Microsoft XPS Document Writer olarak yazdırabilirim. Ya da OneNote for Windows 10 olarak yazdırabilirim. Ya da Send to OneNote. OneNote'a gönderebilirim bunu. Ya da yazıcı ekle diyerek yazıcılar ve tarayıcılar ayarlarından, bilgisayarımızın Windows ayarlarından yazıcı ve tarayıcı ekle diyerek eğer bir yazıcı ve tarayıcımız varsa bunu kolayca ekleyebiliriz arkadaşlar. Aynı şekilde bakın yazıcı özelliklerini seçerek buradan verimizin yatay ya da dikey olarak ayarlanmasını kolayca sağlayabiliriz. Bir de dosyayı yazdır diyerek buradan hızlıca yazdırma işlemini gerçekleştirebiliriz. Bakın ayarlar kısmında etkin sayfaları yazdır standart olarak gelir. Yani burada gördüğümüz sayfaları yazdırır. Ama ben tüm çalışma kitabını yazdır dersem eğer çalışma kitabımızda birden fazla sayfa varsa ilgili sayfaları yazdırır. Bakın gördüğünüz gibi bizim çalışma kitabımızda iki farklı sekme var ve bu iki farklı sekmedeki bütün verilerimi bana burada yazdıracak. Ya da seçimi yazdır diyerek hücremin hangi hücremin üzerinde kaldıysam en son o hücreyi yazdırır. Yani ben şu anda buradayım, bu hücremin üzerindeyim ve bu hücremi yazdırır. Geliyorum bakın model hücresinin üzerine, içerisinde model yazan hücremi seçiyorum ve CTRL P'ye basıyorum. Gördüğünüz gibi seçimi yazdır dediğimde sadece model yazan hücreyi seçer ve yazdırır. Ya da markayı seçiyorum bakın CTRL P'ye basıyorum ve gördüğünüz gibi sadece markayı yazdırıyor. Aynı şekilde ben buradan örneğin 100 sayfalık bir verim olsun. Ben buradan 25 ve 30. sayfalar arasını yazdırabiliyorum. Yani sadece benim istediğim aralıktaki sayfaları buradan kolayca yazdırabiliyorum arkadaşlar. 25 ya da örneğin 1 ve 5. sayfalar arasını yazdır dediğimde ben sadece burada 1 ve 5. sayfalar arasını yazdırmış oluyorum kolayca. Harmanlanmış ya da harmanlanmamış yani iç içe geçmiş sayfalar mı olsun ya da tek tek mi hepsini yazsın, yazdırsın. Yani bu şu demek aslında örneğin 100 sayfa yazdıracağız. Bu 100 sayfayı 3 sayfalık çıktığımız olsun ve biz bu 3 sayfalık çıktı 100 sayfa olarak yazdıracağız. Örneğin 300 sayfa toplamda olacak. Harmanlanmış dersek eğer 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 diye devam eder. Yani önce 3 sayfayı yazdırır, sonra ikinci 3 sayfayı yazdırır, sonra üçüncü 3 sayfayı yazdırır. Harmanlanmamış dersek eğer önce
birinci sayfaları 100 tane yazdırır, sonra ikinci sayfaları 100 tane yazdırır, sonra üçüncü sayfaları 100 tane yazdırır ve iç içe geçmiş olur verilerimiz ve sonrasında bunları ayırmak daha da zor olur. Burada tavsiyem harmanlanmışı seçmeniz. Bakın dikey yönlendirme ve yatay yönlendirme seçeneklerimiz mevcut. Yatay yönlendirme dersek verilerimizi gördüğünüz gibi yatay olarak yönlendirmiş oluyor. Buradan sayfa boyutumuzu ayarlayabiliyoruz. A3, A4, A5 ve diğer sayfa özelliklerinde seçimler yapabiliyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken şey bizim yazıcımızın A3 boyutunda, eğer A3'ü seçersek tabii A3 boyutunda sayfa yazdırabiliyor özellikte olması gerekiyor. İçerisinde A3 boyutunda kağıt olması gerekiyor. Ancak bu şekilde A3 boyutuna yazdırabiliriz. Ya da A5 boyutunu seçersek aynı şekilde yazıcımız A5 boyutunda bir kağıt yazdırabiliyor olması gerekiyor. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Aynı şekilde bakın son özel ayar ya da yazdırma alanı yani kenar boşluklarına göre ayarlama. Bakın normali seçiyorum. Gördüğünüz gibi ayarladı. Genişi seçiyorum. Ona göre bir ayar yaptı. Darı seçiyorum. Ona göre bir ayar yaptı. Ya da özel kenar boşlukları diyerek sayfa yapısı iletişim kutusundan da ayarlayabiliyoruz. Bunu şimdi birazdan detaylıca anlatıyor olacağım sayfa yapısını. Aynı şekilde ben bunu normale çeviriyorum. Bakın tüm ölçeklendirme yok diyerek herhangi bir ölçeksiz olarak yazdırma gerçekleştirebilirim. Ya da sayfayı bir sayfaya sığdır diyerek ilgili işlemlerimi gerçekleştirebilirim. Aynı şekilde tüm sütunları bir sayfaya sığdır diyebilirim. Şu anda zaten sığmış durumda bir değişiklik olmayacak ama sizin verileriniz bir sayfanın dışına çıktığında ilgili işlemi yapabilirsiniz. Birazdan göstereceğim bunu. Ya da özel ölçeklendirme seçeneği diyerek yine sayfa yapısı iletişim kutusundan ilgili işlemleri yapabilirsiniz. Bakın geliyorum aşağıya sayfa yapısına tıklıyorum ve gördüğünüz gibi sayfa, kenar boşlukları, üst bilgi, alt bilgi ve çalışma sayfası diye sekmelerin olduğu bir iletişim kutusu açıldı. Ben buradan sayfa kısmında dikey ya da yatay olarak verilerimi ayarlayabiliyorum. Bakın dikey deyip tamama basarsam eğer sayfamın yazdırma alanını dikey olarak ayarlayacaktır. Yine sayfa yapısına tıklıyorum ve ben yatay olmasını istiyorum ve yataya tıklıyorum. Sonra tamamlayayım. Gördüğünüz gibi artık yatay olarak ayarlandı. Aynı şekilde küçültme büyütme diyerek ben buradan %200 ya da %180'i göstereyim önce. %180 diyerek tamama basıyorum. Bakın verilerimi büyüttü ve tam bir sayfaya sığacak şekilde ayarladı. Ya da sayfa yapısını tıklayıp %200 dersem eğer, bakın burada 4 sayfa olacak şekilde verilerimi yazdırdı. Gördüğünüz gibi buradan etkin sayfaları saydır diyorum. Bakın 4 sayfaya çıkarttı yazma sayfamı. Ben buradan küçülterek %185 diyerek bakın 2 sayfaya düşürdüm. Son sütun dışarıda kaldı. İkinci sayfada kaldı. Bir tık daha düşürürsem eğer %180 yaparsam eğer tek bir sayfaya yine sığdıramadım. Bu sefer biraz daha küçültelim. %170 yapalım. Tamam diyelim. Gördüğünüz gibi tek bir sayfaya verilerimi sığdırdı. Ya da ben bunlarla uğraşmayayım, sığdır diyeyim ve benim için sığdır diyorsanız başlangıç noktama geri döndüm. Aynı şekilde bakın buradan yine %150 yapalım, büyütelim verilerimizi. Tamam diyelim, gördüğünüz gibi büyüttük. Buradan sayfa kağıdımın boyutunu da aynı şekilde kolayca ayarlayabilirim. Ya da baskı kalitesini ayarlayabilirim. Şu anda bende standart. Bu yazıcınızın baskı kalitesi ayarlarıyla ilgili. Sizin örneğin yazıcınızın baskı kalitesi daha yüksek bir kalitede ise siz ona göre ayarlama yapıp buradan seçip ilgili kaliteyi seçerek yazdırma işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Sayfa numarası otomatik. Buradan seçeneklere tıklayarak bakın sayfanın yatay ya da dikey olacağını buradan da ayarlayabiliyorum. Ya da gelişmişe tıklayarak sayfa boyutumu buradan kolayca seçebiliyorum. Tamam'a basıyorum. Tekrar tamam'a basıyorum. Yine sayfa yapısı iletişim kutum açıldı. Kenar boşluklarına geliyorum. Bakın standart kenar boşluklarıyla geldi. Ben bu kenar boşluklarını bu yanındaki oklardan küçülterek, azaltarak ortadan kaldırabilirim. Ya da üst bilgi ve alt bilginin kenar boşluklarını sıfırlayabilirim. Gördüğünüz gibi. Ya da burada göstermek istediğim en önemli özelliklerden bir tanesi. Verilerim bakın sol üste doğru dayanmış durumda. Ben bunu yatay ve dikey olarak verilerimi ortalayabilirim. Bakın gördüğünüz gibi verilerimi ortalamış oldum. Sayfa yapısına tekrar geliyorum. Kenar boşluklarını dedik. Üst bilgi veya alt bilgi yazabilirim ben.
verilerimi. Bakın standart olarak burada sayfa numarasını ya da işte sayfa numarası ve tarihi yazan üst bilgiyi yazabilirim. Ya da bakın özel üst bilgi seçeneğine tıklayarak buradan sol bölüme örneğin Oğuzhan Çolak yazıyorum. Ve buradaki verimin yazı tipi biçimini kalın italik ya da kalın italik olmasını ya da işte üstü çizili bakın buradan görebilirsiniz. Üst simge ya da alt simge olacak şekilde ben bunu ayarlayabilirim. İstersen eğer bir ihtiyacım varsa ben buradan griyi seçiyorum. Bakın boyutunu da buradan kolayca ayarlayabilirim. Tamam'a basıyorum. Gördüğünüz gibi artık Oğuzhan Çolak oraya geldi. Aynı şekilde sayfa numarası ekleyebiliyorum buraya. Bakın ya da sayfa sayısı ekleyebiliyorum. Toplam kaç sayfa olduğunu. Aynı şekilde sağ bölüme geliyorum. Bakın tarih ve saat ekleyebiliyorum istersem. Ya da buradan gelip bunları silerek kaldırabiliyorum. Buraya istersem eğer gördüğünüz gibi başka bir Excel dosyası ya da aynı şekilde bir resim ekleyebiliyorum kolayca. Ve tamam'a basıyorum. Tamam diyorum. Gördüğünüz gibi bakın bir sayfa ve bir sayfa olacak şekilde. Burada 11 yazıyor ama bu birinci bir kaçıncı sayfada olduğumuzu gösteriyor. İkinci bir ise toplam kaç sayfa olduğunu gösteriyor bize. Aynı şekilde sayfa yapısına geliyorum. Bakın buradan bunun sayısını, sayfanın sayısını büyütüyorum. Tamam diyorum. Tekrar geliyorum sayfa yapısına. Hala bir sayfada. %225 yapıyorum. Bakın iki sayfa olacak şekilde geldi. Gördüğünüz gibi burada artık 1 ve 2 var. 1 mevcut bulunduğumuz sayfayı, 2 toplam sayfa sayısını gösteriyor. İkinci sayfaya geçtiğimizde de gördüğünüz gibi artık 2-2 olacak şekilde burada ayarlamış oldum. Geri geliyorum. Buradan sığdır diyorum. Ve gördüğünüz gibi ilgili sayfam gerçekleşmiş oldu. Şimdi özel üst bilgi diyorum. Buradaki toplam sayfa sayısını kaldıralım. Sadece sayfamız kalsın ve tamama basalım. Şimdi özel alt bilgi diyor. Aynı şekilde alt bölüme de istediklerimizi bakın YouTube kanalı diyorum. Buraya da abone olmayı unutmayın diyorum. Ve tamama basıyorum. Tekrar tamama basıyorum. Bakın artık alt bilgi YouTube kanalı abone olmayı unutmayın olacak şekilde ilgili üst bilgi ve alt bilgimi de buraya yazdırmış oldum. Bunlar normal sizin Excel sayfanızda görünmezler. Sadece Ctrl ve P'ye basıp yazdırma alanını açtığınızda sadece yazdırma alanında yazdırırken görebileceğiniz üst bilgi ve alt bilgilerdir. Sayfa yapısına geliyorum tekrar. Bakın çalışma sayfası diye bir sekmem var. Burada da kılavuz çizgileri ekleyebiliyorum, kaldırabiliyorum. Siyah beyaz yazdırma işlemini ayarlayabiliyorum. Taslak kalitesini buradan seçebiliyorum. Satır ve sütun başlıklarını yani ABCD diye buradan seçip kaldırabiliyorum. Önce aşağı sonra yana, önce yana sonra aşağı olacak şekilde yazdırma işlemini de gerçekleştirebiliyorum. Yine seçeneklere tıklarsam yatay veya dikey olarak ayarlayıp aynı şekilde gelişmişten de sayfa boyutunu ayarlayıp tamama basıp tekrar tamama basıp sayfa yapısı iletişim kutusunu açıyorum. Böylelikle tamam deyip ben buradan yazdır dediğimde bakın şu anda beni PDF'e yönlendirecek. Bakın masa üstünü seçiyorum. Dosya adım ne olsun? Yazdırma denemesi olsun diyorum. Seçiyorum. Tamama basıyorum. Ve ilgili verimi benim orada masa üstüme yazdırma denemesi olacak şekilde ayarlıyorum.